Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ittifak içinde ittifak açıklaması, dediğim gibi bir böyle acaba bir sorun mu var sorusunu beraberinde getirmişti. Gördük ki çok da böyle hani en azından liderler arasında böyle bir sorun yok. Aslında bir strateji arayışı var. Sayın Akşener de dün akşam KRT televizyonundaydı. Bizimle birlikteydi. Bu stüdyodaydı. Çiğdem Akdemir'in konuğuydu Gündem Özel'de. Çiğdem Akdemir ona Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamalarını da sordu. Bakın ne cevap geldi. Televizyonlarda, yandaş kanallarda konuşulur oldu. Şimdi ben bu dönersem meclis bu kanunun geçiş meselesine, bu kanunun geçiş meselesi bizim aramıza fitne koymaktı. Asıl fitne odur. Şimdi bir de rasyonel ne olabilir siyasi partiler kendi arasında tartışıyor. Temel Bey'in bu yani ittifakın içinde bir ittifak denilen yani o çemberin içinde, çemberin içinde siyasi partiler ayrı ayrı da girebilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir problem yok. Onu destekleyeceğiz diyor. Ama oy maksimizasyonu açısından da isimlerini saymamış ama biz ayrı bir yani gene o ittifaktan kopmadan bir birliktelik yapabiliriz. Yani bunun anlamı şu. Bir siyasi partinin listelerinden hepsinin seçime girmesi anlamına taşıyor. Kimler olacaksa. Temel Bey'in söylediği bu. Bu rasyonel bir düşünce tarzı. Bu altılı masanın yıkılması, bozulması vesaire anlamına gelmiyor. Hayır canım, bu bir fikir uçuşturma. Yani soru şu. Cumhurbaşkanlığını alacağız, almalıyız. İkincisi de parlamentoda da çoğunluğu almalıyız. Şimdi bu parlamentodaki çoğunu burada altımızda destekleyeceğiz çıkacak göstereceğimiz kişiyi. Büyük ihtimalle tek aday mı olacak? Şimdi mesela ben Cumhurbaşkanı adaylığını istemediğimi, aday olmayacağımı ta Eylül ayında niye açıkladım? Burada ön yargısız beni hem seçmenimiz hem milletimiz hem o altılı masadaki arkadaşlarımız ön yargısız dinlesin diye. Söylemeye çalıştım şu. 24 Haziran 2018'den bir tecrübem var. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yani seçim kanunu üzerinden bir strateji arayışı var. Sonuçta hamleler karşılıklı seçime doğru giderken iş bir satranç oyununa doğru dönmeye başladı. Hükümet hamle yapıyor. Karşı hamleler gelecek elbette. Özellikle muhalefet ittifakı hamleler yapacak. Ona ne karşılık verecek hükümet? Bunları göreceğiz. Ama az önce de söyledim ya, yani futbolla ilgili söylediğim her şey aslında hayatın her alanı için geçerli. Adil ve rekabetin gerçekten hani böyle temiz gittiği bir süreç olması önemli. Ama maalesef öyle olmuyor. İşte güç bir yerde birikince aman o güç elimden gidecek mi deyip elinden geleni yapıyor.